Gündüz'den iyi akşamlar diliyoruz. Bugün tiyatro sahnesinde yeni bir oyunu konuşuyoruz. Gündüz Haşar yönetmenliğinde Dastas ve Hemzemin ortak prodüksiyonu Bir Parça Plastik geçtiğimiz günlerde kısa bir süre önce seyirciyle buluştu, premierini yaptı ve oyunun ekibinde Süreyya Güzel, Ahmet Rıfat Şungar, Hare Sürel, Usan Çakır ve Erce Kardaş yer alıyor. Biz de ekipten Usan Çakır, yönetmenimiz Sündüz Haşar ve Ahmet Rıfat Şungar'la sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz yeni bir oyun, muhakkak premieri yaşamak da bir heyecan ama sizin için birkaç yanı var tahmin ediyorum. Hemzemin tiyatro ekibinin ilk oyunuymuş, doğru mu? Yeni bir sahnede oynuyorsunuz ve henüz premier yaptınız. Şimdi öyle sorayım, nasıl geçti şu ana kadar olan oyunun hazırlanması veya bu oyuna karar verilmesi, tiyatro ekibi olarak yola çıkmanız? Önce Sündüz Hanım'la başlayalım. Aslında her şey çok hızlı oldu. Biz bu oyunu yapmaya aşağı yukarı 9 ay önce karar verdik ve dün premier yaptık. Dastas'ta premierimizi... Hatta dün mü? Kısa bir süre önce evet, dedim. Evet, Dastas'ta premierimizi Ocak ayında yapacaktık. Dün yaptık. Her şey düşündüğümüzden çok hızlı oldu. Aşağı yukarı 8 aylık gecikmelerle. Ama mutsuz değiliz. Yeni bir tiyatro yapmak, İstanbul'a yeni bir salon kazandırmak çok kıymetliydi. Evet. O yüzden çok iyi hissediyoruz kendimizi. Dastas ekibine müteşekkiriz. Bizi dost ve kardeş proje olarak oraya aldılar. Yeni tiyatro kurma meselesini bence Usan'la Rıfat anlatsınlar. Çünkü onların fikri. O ikisi başlattı Hemzemin'i. Harika. Fikir onların. Hem onu anlatalım hem de çok kısa... İzleyicilerimize bilgi vermek için ben bir not da aktarayım. Dastas, Batı Ataşehir'de açılan çok amaçlı bir sanat mekanı diyeceğim. Çünkü tiyatro sahnesi var, canlı performans sahnesi var, atölye çalışmaları için ayrıca alanları var. Ve yine mutfak sanatlarını da içeriyor, öyle anlatayım. Çok amaçlı ve yeni bir sanat mekanından heyecan duyuyoruz biz ayrıca. Onu da ekleyeyim. Şimdi Hemzemin için nasıl yola çıktınız? Ekipte ikiniz varsınız. Bir Damla'yı biliyorum, Damla Sönmez var. Başka? Aynen, Süreyya Güzel var. Peki oyunda yer alan ekip aslında. Aynen, aynen. Peki nasıl oldu? Hemzemin neden Hemzemin? Neden Hemzemin ya? Hemzemin'i ben açıklayayım. Hemzemin'i ben açıklayayım. Bizim broşürümüzde de var, elinize geçmiştir. Sartre diyor ki yukarıdan baktığınızda dünyada sadece dağlar ve nehirler vardır. Geri kalan bütün sınırları insanlar yaptı. Biz Hemzemin'de bu anlamda bildiğimiz bütün sınırları reddetmeye karar verdik ve onun için adını Hemzemin koyduk. Aynı düzlemde karşılaşır insanlar, aralarında hiç fark yoktur. O kadar. Sınırları biz bazen bile isteye çiziyoruz. Çiziyoruz. Biz tiyatroda kaldırabilir miyiz? Ona bir bakalım. Harika. Çıkış noktası pek güzel. Evet. Sonra peki bir araya gelmeniz nasıl oldu? Yani zaten önceden okul arkadaşıyız zaten. Oradan okuldan tanışıyoruz. Beraber oyun yapmak istiyorduk biz de. Sonra olaylar bir şekilde gelişti. Toplandık. Gelişti. Aynen. Peki bu oyuna karar vermeniz, ilk oyuna karar vermek de bir anlamda çıkış noktasıyla ya da kafanızdaki fikirle örtüşmeli diye düşünürüm ama öyle mi oldu? Oyuna karar verirken nasıl bir süreçti? Ya biz çok uzun yıllardan beri zaten oyun yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Süreyya ile ben, ikimizin bu birden çok deneyimi oldu. Hani yeni oyun yapmak, yeni ekip kurmakla ilgili. Evet. O anlamda da işte Usan, Süreyya, ben, ardından Sündüz'le, ardından Hare ile toplanarak bu Hemzemin ekibi ortaya çıktı. Ama oyunun çıkma aşaması aslında Sündüz Hanım'ın öğrencisi Erce'nin hikayesini ve oyunu bulmasıyla oldu. O yüzden o hikayeyi daha iyi biliyor. Anlatırsa hocam. Çünkü eş zamanlı olarak şu anda dünyanın başka yerlerinde de oynanan bir oyun. Özellikle aslında o yüzden eş zamanlı soruyorum. Değildi. Her şey çok hızlı olduğu için eş zamanlı oldu. Yakaladık. Hayır, şöyle, bizden önce sadece Mayanburg kendisi Berlin'de sahnelemişti oyunu. Yazarı. İkinci bizdik yani. Oyunu biz Mayanburg'un Berlin'de sahnelediğini fark etmeden oyunun özetini gönderdi Erce bana. Hocam bunu çevirmek istiyorum diye. Ben Usan ve Rıfat'la paylaştım. Ne dersiniz, ilk oyunumuz bu olabilir mi diye. Onlar çok heyecanlandılar. Ve biz Erce'ye çevir dedik. Erce oyunu çevirdi. Provalara başladık. Yine her şey yolundaydı. Ama biz ertesi sezonu sarkınca Avrupa'nın her yerinde oyun premier yaptı bizden önce. Berlin'de yazarı tarafından sahneye konuyor. Avrupa'nın başka kentlerinde Salzburg'da, Hamburg'da, Krakow'da, Prag'da, şu anda Paris'te oyun keşfedildi. O da güzel yanı, öyle değil mi? Tabii. Bir yandan da çok da evrensel bir iş yaptığımızın ve dünyanın başka yerlerinde belki kendince yorumlarla, bilmiyorum, onu da konuşabiliriz. Bir başka seyirci grubu da izliyor ama çıkış noktası aynı. Bu önemli bence. Peki burada
nasıl bir uyarlama? Birebir uyarlama mı? Uyarlama yapmadık aslında. Biz tam olarak oyunu sahneledik. Tam olarak. Ama Mayenburg'un bir notu var. Diyor ki istiyorsanız, gerekli görüyorsanız bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Hı-hı. Oyunda bir hizmetçimiz var. O hizmetçinin bir öncesindeki hizmetçi Doğu Avrupalıymış. Hı-hı. Almanya'da evlerde Doğu Avrupalıların çalışması diye bir mesele var artık. Eskiden Türkler ev işlerinde çalışıyorlardı. Hı. Doğu Avrupalılar çalışırlarmış. Bu bir problem. Diyor ki çocuğumuz Almanca konuşurken biz bunu düşünürüz. Çünkü dili bozuluyor diyor. Ana dilini doğru konuşamıyor diyor. Bunun bizde bir karşılığı var. Biz o zaman o çalışan kızı Doğu Avrupalı biri yapmaktan çıkardık. Türkiye'li bir Fatma yaptık. Hı. Hemen anlaşılıyor o zaman ne demek istediğimiz çünkü. Evet. Ya da işte sınır tanımayan doktorlar Rıfat'ın karakteri bir hekimi oynuyor Rıfat. Bir evin babası olan hekimi. Sınır tanımayan doktorlar projesiyle gitmek üzere Afrika'yı seçiyor. Oysa şu arada sınır tanımayan doktorlar en çok Orta Doğu'dalar. Biz hemen onu Yemen'de bir kampa taşıdık. Ufak dokunuşlar oldu. Ve dünyanın günceline. Evet. Bir durum var. Peki şöyle yapalım. Süremiz de çok fazla değil. Belki oynadığınız rollerden bahsederek hikayeye dair küçük bir ipucu da verebilirsiniz. Hazır söyledik doktor diye oradan devamla. Bir aile var. Bir aile var doktor. Evet. Doktorun eşi Süreyya Güzel'in oynadığı Ulrike var. O da sanat eğitimi almış üniversitede. Hı hı. Ve aslında sanatçımız Halupa'yı oynayan Usta'nın oynadığı rolün yanında asistanlık yapan beraber proje geliştirdikleri bir çalışma ekibi onlar aslında. Bir de çocuğumuz var bizim. Vincent diye 12 yaşında. Eve bir gün bir hizmetçi, temizlikçi, çalışan personel, onların da aynen bu şekilde karar veremedikleri birini alıyorlar. Ve zor bir tariftir. Kesinlikle. Tam da oyunun tartıştığı şey de aslında biraz burada. O esnada da Ulrike'nin patronu Halupa, sanatçı olan kişi, hizmetçi üzerinden bir enstelasyon kurma derdine düşüyor. Yanlış mı anlattım? Yani oradan sonrasını lütfen devam edebilirsiniz. Oradan sonrası zaten olaylar. Hepsini anlatmak durumunda değil. Ben bilemiyorum. Ben konuştum mu devam eder çünkü. Çok o yüzden güzel. Yani bir yerde atmam lazım. Videoları izliyorum. Görmemiştim. Işıklara bakıyorum. Evet. İçinize sindi mi? İlk oyun nasıl geçti? Belki biraz ondan söz etmekte de fayda var. Şimdi o ilk oyunun heyecanı biraz, başkadır. Evet, bizimki seyircisiz genel provası olması gereken bir oyundu. Premier oldu. Hatalarımız ve eksiklerimiz var. Onlar düzeltildikten ama sonra toparlanmış oldu. O da hani bir şekilde belki bir sonrasına katkı. Tiyatro sonuçta böyle olma yani şansı evet, yani her çok zaman fazla var. Şey yani hani işte projeksiyon orada da gözüküyor işte perdeler vesaire şey mekanın da şeyleri yapılacak eksikleri vardı. Bizim de eksiklerimiz vardı. Onları gördük. İşte Mert dün mesela oyundan sonra şey dedi, ben ona çok katılıyorum. Gerçekten yani en iyi provadan bile daha iyidir en kötü oyun bile. Yani oyuna bir çıkıp görmek, tanımak ve gerçekten tekrar her şeyi tekrar baştan belki düşünmek, tekrar baştan ne yaptım ben diye hatırlamak, 8 ay önceye gitmek gibi şeyler bir sürü şey giriyor. Mesela ben dün Mihail'le oynarken oyun esnasında ben böyle mi yapıyordum ya dediğim anlar oldu mesela. Hani o sebeple aslında böyle düşünmemiz için de güzel bir oyun oldu. Çünkü seyirciyle buluşunca her şey değişiyor. Böyle bir sonuçta hepsi bir katkı olarak başta da söylediğim gibi üzerine ekleniyor. Evet. Muhakkak doğaçlama yanı da vardır. Tiyatro sahnesi er meydanı olacaktır illaki. Burada herkes unuttukça işin ucundan tutuyor anladığım kadarıyla. Çünkü ışığı Usan Çakır yapıyor diye bir notum var. Evet. Dedim hem oynuyor hem ışığı yapıyor. Dekor Başak Özdağ'a aitmiş. Evet. Kostüm de Hare Sürel. Aynı zamanda oynuyor demek o da. Değil mi? Hare hizmetçi oynuyor tabii. Jessica Hare oynuyor. Evet. Dolayısıyla Damla zaten işin içinde. O da prodüksiyon koordinatörü. Koordinatör çevirmen. Evet. Aynı zamanda dolayısıyla biz elini taşın altına koyan bir ekibiz. Çıkarımı yapabilir herhalde. Aslında tam olarak bir kolektif bir hemzemin çalışması gibi oldu aslında. Tam da adına yakışır bir şey olmuş oldu o anlamda sevindirici. Gayet güzel. O zaman hemen tamamlarken oyunun bir sonraki tarihlerini de yazmıştım ben. Varsa aklınızda siz söyleyin. 21-22 Nisan Dastas'tayız yine. 30 Nisan yine Dastas'tayız. Güzel. Şimdilik bu üç temsili doldursunlar, sonrakileri söyleriz. Harika. Biz de takip ediyor olacağız zaten. Buluşmak üzere o zaman. Dastas'ta buluşalım. Bekliyoruz. Ve oyunu seyredip biraz da sonra öyle sohbet edelim. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Çok kolay sağ gelsin. Sağ olun. Gece gündüzden bu akşamlık da bu kadar. Yeni günde buluşmayı diliyoruz.